Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 3 adım deneme sınavları, 2. adım TYT, 2. deneme sınavının matematik sorularını çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Geometri sorularında kalmıştık, yani 31. soruda buradan devam edeceğiz. İlk kez bu videoyu açan arkadaşlar için de hatırlatmamı yapıyorum. Buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Oynatma listesine tıkladığınızda tüm testin tamamını onar onar çözdüğüm için sırasıyla bulabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar dikkat edin, ikinci adım. Bundan 3 adım var. 3 adımda da 5'er tane deneme var. Niyetim hepsini tamamlamak. Bu TYT oynatma listesinin altında hepsini sırasıyla bulabilirsiniz. Fizik soruları dahil arkadaşlar, fizikleri de çözüyorum. Aynı zamanda AYT için ayrıca bir oynatma listesi yaptım. O oynatma listesine de bakabilirsiniz, AYT'yi merak ediyorsanız arkadaşlar. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine tekrar teşekkür ediyoruz arkadaşlar emekleri için. Ben de size soruları çözerken dilim döndüğünce konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım her zaman olduğu gibi. 31 der ki aşağıda dik koordinat düzleminde A noktasını verdim, B noktasını verdim, C'yi verdim, D'yi. A 0'a 5, B 4'e 3, C 5'e 0, D de 0'a eksi 1. Buna göre diyor ABCD dörtgeninin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar işte koordinat sisteminin güzelliği bu. Sana bütün koordinatlar verilmiş, bütün uzunlukları bulursun. Şimdi öyle güzel bölelim ki bildiğin şekiller. Şimdi bu abidik gubidik acayip bir şekil. Ben bu şekillerin alanını bilmedim. Ama ben şöyle bölsem bu arkadaşı. Bakın şöyle böldüğümde 1, 2, 3 tane üçgen elde ettim. Üçgeni de biliyorum arkadaşlar. Taban uzunluğu o taban uzunluğuna ait yükseklik bölü 2 şeklinde bulabilirim. Bakın bu üçgen şu taban uzunluğunu biliyorum. Bu taban uzunluğu ne kadar? Burada 5 dediği için burası 5 birim. Peki buna ait yüksekliği biliyor muyum? Tabii ki biliyorum. B noktasından. Çünkü bu arkadaşın apsisi 4. Yani burası da 4 birim arkadaşlar. Hemen bu arkadaşı hesaplayalım o zaman. 4 çarpı 5 bölü 2. Kaç oldu? 10 oldu. 10'u cebimize koyduk sevgili arkadaşlar. 4 çarpı 5. Taban, o tabana ait yükseklik. Sonra geldim şu arkadaşa. Bu arkadaşa baktığımda tabanı biliyor muyum? Bilmez miyim? 5. Verilmiş çünkü. Yüksekliği biliyor muyum? Bilirim. Çünkü B'nin ordinatı da 3 arkadaşlar. O zaman bu arkadaşın alanına kadar 3 çarpı 5 bölü 2. Niye bu acayip çıktı ya? Olsun, çıkabilir. 15 bölü 2. Neyse şunlar, şu da buçuk çıkacak, o onu tamamlayacak. Sevgili arkadaşlar şimdi geldim şu üçgene. Bu arkadaş zaten dik bir üçgen. Yüksekliğim belli 1. Taban da belli 5. O zaman 1 çarpı 5 bölü 2'den bu arkadaş da 5 bölü 2 oldu. Bütün şimdi bu alanları toplayabilirim. Şimdi bu iki arkadaşı topladığımda ne görüyorsun? 20 bölü 2'den 10. Zaten burası 10'muş. Helalinden bir de bu 10 burada var arkadaşlar. 10 artı 10, 20 yapar. Hemfikir miyiz? Evet, hemen cevap anahtarına bakayım. Yaş tahtaya basmayalım. O da bizimle aynı fikirde. Devam edelim. Evet, geldik 32. soruya sevgili arkadaşlar. 32 diyor ki ne? Aşağıda şekilde ABC'de düzgün dört düzlüsüdür. Güzel. K ve L noktaları üzerinde bulundukları aritmetiğin orta noktasıdır. BC 8 birimdir. Hemen üzerine yerleştirdik. Buna göre KL ne kadardır? Arkadaşlar düzgün dört düzlü dediğin şey şudur. Tabanda bir eşkenar üçgen düşün. Daha sonra 4 tane yüzey olacak. Bakın şurada bir yüzey, şurada bir yüzey, şurada bir yüzey. Hepsi de aynı eşkenar üçgenler arkadaşlar. O yüzden adı düzgün dört düzlü. Yani şurası da 8, burası da 8, hepsi de 8. Bu durumda şunlar orta noktalarsa arkadaşlar, şunları 4 4 yapıştırırım. Hatta boş durmam, DK ile BK'ya da 4 4 derim. Şimdi KL'ye gidebilmek için sevgili arkadaşlar benim yapacağım hareketlerden hangisini yapayım? Şimdi bu arkadaş oraya dik mi geldi? Evet, dik geldi, değil mi? Buradan buraya çektiğimde sevgili arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey çeksen, buranın dik olduğunu sana ispat edelim. Bak K ile C'yi birleştirin, gelin. K ile C'yi birleştirdim. Aynı şekilde sevgili arkadaşlar A ile K'yı da birleştirirsen, bak AKC bir ikizkenar üçgen olur, değil mi? İkizkenar üçgendir. İkizkenar üçgen olduğunu nereden anladım? Çünkü bakın BDC de bir eşkenar üçgen, BDA da. AK da bir yükseklik, GCK da arkadaşlar. Aynı uzunluklar. Şimdi bunu bulacağım. Bu eşkenar üçgenden buraya
tabana bak, kenar ortaya çizdiysem bu arkadaş buraya Allah'ın emri dik iner. Güzel. Hedefim orası. Şimdi 4'ü biliyorum ya. Şu uzunluğu bulabilir miyim? Bulurum sevgili arkadaşlar. Az önce konuştuk. Bak burası 4. Burası da dik. Yine eşkenar üçgende yükseklik indirdiğim için. Ben şimdi KC'yi bulabilirim arkadaşlar. 4'ün karesi. Şuradaki üçgenden Pisagor yapıyorum. 4'ün karesi artı KC'nin karesi eşit olmalı şurada 8'in karesine. Doğru mudur arkadaşlar? Aynen öyle. Bu durumda KC'nin karesi eşittir. Şurası 64 eksi bu arkadaş da 16 olur. Bu arkadaş 48 olur. Hatta böyle bırakayım. Neden bırakayım? Ben KC'yi aslında direkt KC'yi değil KC'nin karesiyle ilgileniyorum. Kaç aslında? 4 kök 3. Tamam 4 kök 3. Arkadaşlar şimdi de benim hedef noktam KLC üçgeni. Bak KLC üçgeni şuraya çizelim. Hop şöyle dur. Pat, pat. Şu şekilde çizdim. Bu K noktası, bu L noktası, bu da C noktası. Ben şimdi KC'yi buldum arkadaşlar. Kök 48. Değil mi? Böyle dursun. Sevgili arkadaşlar şurayı da biliyorum 4'ü. Zaten benim muradım, amacım şu KL'yi bulmak. Buraya da X dedim. Ne diyeceğim? X kare artı 4'ün karesi 16 eşittir. KC'nin karesi 48. Neden karesini öyle bıraktığımı anladın değil mi? Zaten karesi lazım bana. X kare yani aradığım şey 48'den 16'yı çıkarttım. 32. 32 de arkadaşlar nedir? 16 çarpı 2'dir. Kare kökünü alırsam 16 kurtarır 4. 2 içeride kalır. 4 kök 2 olur. 32'ye de neyi işaretledik arkadaşlar? Bursa'yı ancak cevap anahtarı Adana diyor. Nerede yanlışlık yaptık biz? Bir yerde yanlışlık yapmadık canım. Değil mi sevgili arkadaşlar? Benim bir yanlışım yok. Hepimiz görüyoruz yani değil mi? Tamam devam ediyoruz. 4 kök 2 ile. Bir dakika ya yanlış yere bakmışım. Yo Adana diyor. Bursa ya bu Bursa arkadaşlar. Eğer işlem hatası yaptıysam sen zaten düzeltirsin. 33 numara. 33 diyor ki şekildeki ACDE dörtgen görüyorum. ACCD'ye dik. AED ED'ye dik. Onları da gördüm. BCCD'ye eşit. Evet göstermiş arkadaşlar. Eşit. AB 4 üzerinde. AE 8 üzerinde 6 kök 2 üzerinde buna göre ED ne kadardır? Şimdi sevgili arkadaşlar ben buradaki bilgilerden ED'ye bir şekilde ulaşacağım. Bunu yapabilmek için de bak bu 90 dereceli kullanalım. En güzeli de şu hareketi yapmak. Bak bunu yaptıktan sonra şu AD'yi bulsam bu belli ya. Bunu da bulursam şu arkadaş X diyelim ben bu X'e ulaşabilirim. Şimdi benim birinci önceliğim şu AD'yi bulabilmek. Peki burayı nasıl bulacağım? Bak belli. Bu arkadaştan şu kenarlara gitsem. Burası arkadaşlar eşit eşitse ikiz kenar dik üçgen değil mi bu? Değil mi? Buralara AA desen. Sen zaten buraların 6 6 olduğunu biliyorsun. Yok bilmiyorsan da şöyle derdin. A kare artı A kare eşittir. Bu arkadaşın karesi 72. 2 tane A kare 72 ise A kare eşittir 36. A eşittir 6 da derdin ki. İkiz kenar dik üçgen gördün mü? Affetme. 1, 1, kök 2. Bunları bilmeden sınava girmeyelim arkadaşlar. Bilmiyorsan şimdi öğrendin. Harika. Bu bana neyi sağladı arkadaşlar? Başım göğe erdi mi? Neredeyse erecek yani. Bakar mısın? Şurada 6, bir de burada helalinden 10 var. Bana AD'yi bulsana diyor. Arkadaşlar bulalım. Buraya da ne diyelim? B diyelim. B'nin karesi eşittir. Şimdi bunun karesi 36 artı şu arkadaşın karesi de 100. B'nin karesi eşittir 136. Ben yine böyle bırakacağım. B'yi salt bulmak istemiyorum. Çünkü şimdi burada yine bir Pisagor yapacağım. Amacım zaten benim X yani. B'yi arada şey için kullandım yani geçiş olarak. X kare artı 8'in karesi 64 eşittir AD'nin yani B'nin karesi 136. Hayırlı uğurlu olsun. X kare eşittir. 136'dan 64'ü çıkartacağım. Şimdi 2, 7, 72. Arkadaşlar 72 kimdir? 36 çarpı 2'dir. Al kare kökünü. Hop. 36 kurtar kendini. 6 kök 2. 2 içeride kaldı. 6 kök 2. Bursa'yı işaretledim. Ya ben yanlış şeye bakıyorum arkadaşlar herhalde. Buraya da A basmışlar. Vallahi ben bunu da B buldum söyleyeyim. Anlaştık mı? 6 kök 2 buldum. Yapacak bir şeyim yok yani. Cevap anahtarı A diyor. Neyse devam ediyorum arkadaşlar. Özür dilerim. Ben nerelere bakıyorum?
Bir dakika ya. Abo kendi kendimin günahını almışım. Sevgili arkadaşlar, itiraf ediyorum, Türkçenin cevaplarına bakıyormuşum ben. Matematik tamam, doğru. Kendimi doğruladım. Bu da doğru. Bu 31 de doğru. Yalnız şeyi tutmuş ya, Türkçe enteresan. Tamam, bu da doğru arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi içim daha rahat, devam edebilirim. Şekilde DBC üçgeninde AB, CB yedik. 4 tane AD, CD yapar. Arkadaşlar böyle durumlarda ne yapıyoruz? Burası K ise burası 4K'dır. Hemen yerine yazalım. AD'ye K dedim. CD 4K olacaksa bu arkadaş AC uzunluğuna 3K kalır. Bak çok kıymetli bir bilgi bu. 17 üzerinde DB, BC'de 24 üzerinde. Buna göre diyor AB ne kadardır? Şurası. Şimdi sevgili arkadaşlar, gönül ister ki şurayı bulayım. Hemen Pisagor yapayım, şu arkadaşı bulayım. Ama bu 17'yi kullanacağım. Buraya K kadar gitmiş. 3K. Sen madem onu istiyorsun, bak gel bu arkadaşı şöyle bir uzatalım. Gel şuradan da dikmeyi de indirelim. İndirdin mi? İndirdim. Buraya da bir F yazalım. Çünkü burada bir B var. F'yi anladınız değil mi? G olsaydı GS yazardım. T olsaydı S, TS. BJK olsaydı da BJK yazardık. Devam edelim arkadaşlar. Buradan tüm futbol kulüplerine, Bursa Spor'a, Samsun Spor'a, İzmir Spor'a, Göztepe'ye, Karşıya hepsine selamlar. Şimdi arkadaşlar burayı yürüyeceğim. Şu FB'yi bir bulalım. Nasıl bulurum? Sevgili arkadaşlar bak, iki tane benzer üçgen var. ABC üçgeni ile DFC üçgeni. Benzerlik de yaparsın. Ya da şu iki arkadaş birbirlerine paralel ya, dik indirdim çünkü. Bu arkadaş bu arkadaşa paralel olduğu için burayı K'ya 3K böldüyse burayı da 3'e 1 diye bölecek. 24'ün 3'te 1'i kaç? 8. Arkadaşlar FB'yi de 8 yazdım. Anladın değil mi? Bak herhangi bir üçgende arkadaşlar dik olması şart değil. Şöyle paralel çizersem ben, bu arkadaş burayı hangi oranda bölüyor ise orayı, şurayı da aynı oranda böler. Onu kullandım. 3'e 1, 3'e 1. Bu durumda sevgili arkadaş, ne görüyorum? 8, 17. Yap bir Pisagor. Ya da hocam Pisagor'a gerek yok. Ben özel üçgenleri biliyorum. Burası 15. 15'in karesiyle 8'in karesini toplarsak 17'nin karesi olan 289'u zaten elde ediyoruz. Bu 225 karesi. Bunun da 64. Topla 289. Harika. Sevgili arkadaşlar şimdi x'i bulabilirim. Şimdi benzerliği yazalım. Bak az önce yaptığımız biraz seni kandırabilir. Aman dikkat et. Hocam 3'e 1 demiştin. O zaman bunun 3'te 1 olacak. Hayır. Aman diyeyim. Arkadaşlar olay ne biliyor musun burada? Bak şu. Bu 15 bölü bizim bu x. Şimdi bu arkadaşın bu arkadaşa oranı, şu arkadaşın yani 4K'nın bu arkadaşa oranı, 3K'ya oranı. Aman diyeyim, orada yanılma. Anlaştık mı arkadaşlar? Çünkü şimdi üçgen benzerliği yaptım. DFC üçgeni benzerdir dedim. ABC üçgeni. Anlaştık. Biz bunu yazarak arkadaşlar gittik. Dik kenar, hipotenüs. Konu kapanmıştır. KK. Sevgili arkadaşlar X, şöyle yapalım onu da, şöyle yazayım da sana bir de. Orada bazen arkadaşların da kafası karışabiliyor. Bak X'i yukarıda görmek istiyorum. Buraya çarpma olarak gönderdim. X gitti. 3 burada bölüm, buraya çarpma gönderdim. 4 burada çarpma, buraya bölme gönderdim. Ne kadar güzel yer değiştirdik değil mi? Var mı sadeleşen bir şey? Yok. 45 bölü 4. Anlaştık. Harika. Diyarbakır işaretledik mi? İşaretledik. Vallahi cevap anahtarı da bizimle aynı fikirde. 30 kaç? 35 ile devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. 35'i çağırdık. 35 yerinden ayrılarak geliyor. Uçtu sahnedeki yerini. Bir dakika. Henüz ayrılamamış arkadaşlar. Elime yapışmış. Fizik soruları hemen arkasında ya. Sahnedeki yerini aldılar. 35 de diyor arkadaşlar. En sevdiğimiz özelliklerden biri. Üçgenin yardımcı elemanlarından hiçbirini ısınamadım. En ısındığım kenar ortaydı arkadaşlar. Ama hepsini de şu an çok seviyorum. Neden? Yapabiliyorum çünkü. Şekilde ABC üçgen. AD ve BE kenar ortay. AD ve BE. Arkadaşlar hobolop, lümbür, lümbür. Hemen işaretlerim. AC 26. O zaman baştan desene. 13. AD 18. Arkadaşlar bu bir kenar ortay. Kenar ortayda ağırlık merkezi nasıl bölüyordu sevgili arkadaşlar? Köşeye olan uzaklığı kenara olan uzaklığının 2 katıydı. Yani burası 2K, burası K. Şimdi bu 18'i
Bak 2K ve K dedim ya. 3K eşittir 18'de. K eşittir 6. Yani burası 6. Burası da 12 olur. Sen bunu bilmeyen arkadaşlarım için gösterdim. Yoksa sen hemen zaten 12'yi 6. Bunun 2 katı olacak diye ayıracaktın. Bak hatta gel BE'de onu yapalım. 15 ya. 15'i böl şimdi. 5'e 10 değil mi? Bak 2 katı oldu. Ha, nefisliğim o. Buna göre diyoruz arkadaşlar AGB'nin alanı. AGB neresi? Aboroğlu burada. Şimdi ben bunu nasıl bulacağım? Ortada bir şey yok. Fol yok, yumurta yok. Ve bütün kenarları bildim. Sevgili arkadaşlar böyle boş boş bakarken işte pek de hoşuma gitmeyen bir durumla karşılaşıyoruz. 5, 12, 13. Aba o bu neydi ya? Bu bir dik üçgendi. Meğersem burası dikmiş. Burada kenar ortaylar dik kesişmiş. Arkadaşlar o zaman burası da dik. Dik, dik. Hayırlı uğurlu olsun. Meğersem A, B, D üçgeni arkadaşlar. Özür diliyorum. A, B, D değil. A, G, B üçgeni. Bir dik üçgenmiş. O zaman bu arkadaşın alanı ne kadar olur? Dik kenarların çarpımının yarısı olur. Hop hop 6, 60 olur arkadaşlar. Bunu da E şıkkında işaretler. Polemiğe girmeden 36 ile devam ederim. Şimdi burada yine çok güzel bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Dikkat edelim. Şekil 1'de tablet ekranı 90 derece döndürüldüğünde görüntünün en ve boy oranı korunduğu için şekil 2'deki gibi görünür. Değil mi arkadaşlar? Çevirince lömbürde. Bu yanılmıyorsam da İnönü Stadyumu'na benziyor. Böyle boğazın yanında. Maç seyretmişliğim var. Eski hali gibi sanki ya. Bayağı eski hali gibi. Neyse. Şekil 1'de ekran görüntüsünün boyunun 15 santimetre. Şekil 1'de. Arkadaşlar burası 15 santimetre. Eninin de 5√3. Burası da 5√3. Evet. Olduğu bilindiğine göre bu iki görüntünün alanları oranı nedir? Nasıl ya? Nasıl yani? İkinci de bana ne kadar olduğunu söylemiyor ki. Söylemez olur mu? Arkadaşlar bak buradaki en artık burada boy oldu. Bak burası 5√3. Gördün mü? Burası 5√3. Peki arkadaşlar ben alanlar oranını nasıl bulacağım? Sevgili arkadaşlar şunu unutma. Önce gel seninle benzerlik oranını yazalım. Benzerlik oranı bak bunun uzun kenarı 5√3. Bu arkadaşın uzun kenarına kadar 15. Arkadaşlar benzerlik oranımız budur. Şimdi istiyorsan bunları sadeleştirebilirsin. 5 ile sadeleştirirsem ne olur? √3'e 3 olur değil mi? 5 ile sadeleştirirsem √3'e 3. Arkadaşlar alanlar oranı da bu arkadaşların kareleri kadardır. Al bunun karesini 3, al bunun karesini 9. Hayırlı uğurlu olsun. Bu sevgili arkadaşım sana trilyon tane soru çözdürür. Benzerlik oranlarını sadeleştirmesen de olurdu. Bunun karesiyle bunun karesini oranlardan olur biterdi. Arkadaşlar benzerlik oranım √3'e 3. Alanlar oranım da bunların kareleri. Bunun karesi, bunun karesi. Bir başka deyişle 2'ye 5 olsaydı alanlar oranım 4'e 25 olurdu gibi. Karelerini alacaksın. 3'e 9 o zaman alanlar oranı ne olur arkadaşlar? 9'u 3'e bölersen tabii ikisine 3 olur. Anlaştık mı? Okey to mento. 37 ile devam ediyor. Diyor ki 37 numara sevgili arkadaşlar. Şekildeki küp, küpte AE ve KA, pardon özür diliyorum. K AE'nin bir elemanı. AE'nin bir elemanı olacak. Ve KE'yi arkadaşlar KE eşittir KA olacak şekilde böyle. Yani tam orta noktayı al diyor. Aldık mı? Aldık. Tam orta nokta. Buna göre kosinüs ACK. Sert. Bakalım. Bakalım hiç de sert değil aslında. ACK. Bunu bir çiz diyor. Çizdim. Çizdim. Hop şunu da çizdim. Güzel. Arkadaşlar şimdi şurası dik. Gel şu arkadaşı şuraya bir indirelim. K A, C. Bunun buraya dik olduğunu nereden anladım? Sevgili arkadaşlar taban şu da ayrıt değil mi? Bu ayrıt şu taban düzlemine diktir. Bu AC de bu düzlemde yer aldığı için buna dik olur yani. Güzel. Şeyi biliyor muyum ben? Uzunlukları bilmiyorum. Bu buranın yarısı ya arkadaşlar. Gelin bir kenara biz 2A, 2A diyelim. O zaman burası A kadar olur. A kadar, 2A kadar. Sevgili arkadaşlar şimdi bana sorulan şu açı değil mi? Şu açı. Hop. Ne yazacağım ben buraya? Gelin alfa diyelim. Aslında kosinüs alfa soruluyor.
buraya alfa dersi. Doğru mudur? Doğrudur. Sevgili arkadaşlar, şu an bana düşen görev şu KC uzunluğunu bulabilmek. A'ya özür. Bak. Hemen yanılıyordum ha. Burası 2A değil ki. 2A olan burası. AC ne kadar arkadaşlar? AC 2A'nın kök 2 katı değil mi? 2A çarpı kök 2. Bunu nerede konuştuk? Hop, gel bakayım bir önceki şeyde. Hani şey dedim ya ben sana. İkizkenar üçgen, ikizkenar dik üçgen 1 1 kök 2. Affetme demiştim. Bak karşıma çıktı. 2A'nın kök 2 katı kadar olur. Daha güzel yazalım. 2 kök 2 A kadar olur. 2 kök 2 A. Aman diyeyim ha. Bir anda şeye gidiyorduk valla. Şimdi arkadaşlar AC'yi bulduk. İçimiz daha rahat etti. Şimdi gelin bu X'i bulalım. Çünkü kosinüs X dediğim arkadaşlar ne? Komşu kenar bölü hipotenüs. Yani 2 kök 2 A bölü X olacak. X'i de A cinsinden bulacağım. Hatta A'yı hiç bulaştırmasan bile yaparsın. Burası 1, burası 2 kök 2 desen değil mi? A kadar küçülsen yine bulursun. Ama yapalım. X kare eşittir. Bunun karesi A kare artı bunun karesi. Bunun karesi kaç arkadaşlar? 8 A kare. Kaç yapar? 9 tane A kare. Al şimdi kare kökünü. X eşittir 3 tane A. Vay be, enteresantemente ayarlanmış. Burası da 3 A. Şimdi oku bana kosinüsü. Hocam okuyorum. Buraya baktım. Komşu dikkenar bölü hipotenüs 3A. Bak A'ların kaderi bu zaten. Zaten sadeleşecekti. 2 kök 3 2 kök 2 bölü 3 ya da 2 bölü 3 tane kök 2. Nerede o? Adana şıkkında. Hemfikir olduğumuzu düşünüyorum arkadaşlar. Geldim 38'e. Yine klasik Kızılderili numaralarından bir tanesi. Aşağıda bir tren yoluna sen söyle, yeni nesil soru olacak ya arkadaşlar, tren yolu demişler. Tren yoluna ait güzergah modellenmiştir. Sabit hızla ilerleyen bir tren sırasıyla A, B, E, D, C ve B istasyonlarına uğramıştır. B, A, E. 67 derece, hepsini yazalım arkadaşlar. 67. B, E, C. Şurası 70 derece. Güzel. A, B, E, B, C. Şuralar 53 derece. 53 derece. 53 derece. E, C, D 50. E, C, D 50. Yapıştırıyorum. C, E, D 40. C, E, D 40. Güzel. Buna göre tren hangi istasyon arasında en uzun yolculuğu yapmıştır? Sevgili arkadaşlar, şimdi soruyu anlamının çok da anlamı yok. Yani şuralar var. Diyor ki aslında en uzun kenar hangisi? Değil mi? Bunu ben biliyor muyum? Biliyorum. Bir yazmadım şuralar. Burası 90. Ha burası da 90'mış. 90 derece. Ondan sonra şurası 70, 53, 123. Kaç tamamlar bunu? 180'e 57 tamamlar. Burası da 57 derece. Doğru mu? Doğru. Burası 53, 67, 120. Buraya da 60 derece kaldı mı? Kaldı. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada en büyük kim diye gidecek olursan, bu zaten ayarlanmıştır. Şöyle bakarsın. Mahalle mahalle. Nasıl mı? Bak önce şu mahalleye bakarsın. Bu mahallede ya da bu çöplüğün kralı kim? Arkadaşlar bu çöplüğün kralı kim? En uzun kenar en büyük açı tarafından görülür. Burası. Yani şu arkadaş kral. B, A, E üçgeninin kralı bu. Sonra gel şu mahalleye, şu çöplüğe bak. Bu çöplüğe baktığımızda zaten bu açık ve seçik gözüküyor. 90 derece en büyük hipotenüs. Arkadaşlar C, E, D çöplüğünün de kralı bu. Geldi. Ama diyor ki sevgili B, C, E üçgeni de diyor ki hacı diyor bir dakika ya diyor. Bak diyor ben diyor 70 dereceyle burayı görüyorum diyor. Buranın kralı da diyor burasıdır diyor. Hayırlı uğurlu olsun. En büyük en büyük bunlar büyük olarak hani gruptan çıktılar. Futbol maçı diyor, Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıktı. Sonra geldi karşılığında Real Madrid, Barcelona ya da Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon hop yenildiler. BC en büyük arkadaşlar. Tamam, harika. Yani B ile C arası. B ile C arası. Hani tutup burada O'ndan büyük gibi eşitsizlikler falan yazmanın bir anlamı yok yani. Okey, doğru. Geldim 39'a. Ya ben bu soruyu hatırlıyorum ya. Daha önce de çözdüydüm. Sanki diğer testlere de sorulmuş. Belki de AYT'de sorulmuştur.
Çekirdek ABC üçgeninde AC 6 kök 2, BC 8, ABX, ACB açısı da arkadaşlar 45'ten büyükmüş. Güzel. Buna göre X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Sevgili arkadaşlar, madem sen bana 45'ten büyük dedin, o zaman şöyle bir analiz yapalım. Gel burayı 45 derece diye düşün. Tak 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 indirdim. Arkadaşlar dik indirdim. Burası 45 ise burası da 45 olur. Tanıdık geldi mi? Az önce çok sohbetini yaptık arkadaşlar. İkizkenar dik üçgenle karşılaştık değil mi? Hop. 33'te konuştuk, az önce de konuştuk. Arkadaşlar 45, 45, 90. Eğer bu arkadaş böyle olursa burası 6 kök 2, burası 6, burası da 6 olur. Burası 6 olursa toplamı 8 ise buraya da 2 kalır. Sevgili arkadaşlar, bu arkadaşın en az alabileceği değer bu 45 olduğunda budur. Çünkü bak 45'ten daha büyük çizdiğinde, daha büyük çizdiğinde bu x uzar. Değil mi? Uzar. Heh. Bu arkadaşın alabileceği en küçük değer bu zaten. O da kim? Şunların karelerin toplamı. X kare eşittir 6'nın karesi artı 2'nin karesi. Pisagor yapıyorum. Bunu yaptım. Gel hesaplayalım. Bu arkadaş 36, bu arkadaş 4, 40. Sevgili arkadaşlar X kök 40 olur değil mi? Güzel. En küçük tam sayı değeri. Arkadaşlar bundan büyük olacak sayı doğrusuna başvurursun. 6, 7, 8. Bu arkadaş kök 36'dır. Değil mi? 6 dediğin şey. Bu da kök 49'dur. Benim bulduğum olabileceği en küçük değer burada. Kök 40. Bundan sonra alabileceği bir değer varsa o da 7'dir arkadaşlar. Alabileceği en küçük. Daha büyük olabilir ama daha da çok çok büyük de olamaz. Sonsuza kadar da gitmez yani. Yok artık. Çünkü bu 6 kök 2 ile sınırlandırılmış çünkü. Anlaştık mı arkadaşlar? Harika. Ha, en fazla kaç olur? 8 ile işte 6 kök artı 2'nin toplamından az olur. 40 ile devam ediyoruz ve testi tamamlıyoruz. Aşağıdaki şekilde ABC'de paralel kenar. O noktası DB ile AC'nin kesişim noktası. DB ile AC'nin, şimdi ben de diyorum arkadaş ne oluyoruz ya? O zaman gel kesiştirelim. Çünkü soruda vermemişler gibi düşünmüştüm de. Bunun orta noktası ise arkadaşlar burası benim aynı zamanda ağırlık merkezim. Güzel. D ve E sırasıyla OD ve OB'nin orta noktaları. Arkadaşlar şurası orta nokta, burası da orta. Ya da şunları şöyle diyelim. AA diyelim. Şuralara da BB diyelim. Tamam, çok güzel. Şimdi alanı soracak çünkü. Alan AED. AED. Tamamı 15 santimetre karedir. Buna göre alan ABCD. Tamamını soruyor. Sevgili arkadaşlar bildiğimiz şeylerden bir tanesi. Hatırlayacağım tek şey şu. Bir üçgende arkadaşlar tabana çizdim indim. Burayı 2K, burayı 3K bölüyorsan alanlar da 2S, 3S olur. Çünkü tabanlarına göre. Sebebi de yüksekliklerinin aynı olması. Bunu yine trilyon kere konuştuk sizlerle. Gelin bismillah teker teker işaretleyelim. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. Dedik ya bu O noktası tam orta nokta. Köşegenlerin kesiştiği. AA, burası da 2A. O zaman gel seninle AED üçgenine bir bakalım. Bak bu arkadaş buradan geldi. Burayı A kadar, burayı da 2A görüyor. O zaman burası S kadar. Bu arkadaş da 2S kadar. Değil mi? Alansal olarak. Çok güzel. Sevgili arkadaşlar yürütelim. Yürütelim. Ha bak burası şimdi de AOB üçgenine bak. Buradan gelmiş BB diye bölmüş. Burası 2S ise burası da 2S. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Hepsine tamamen gidiyorum. İstiyorsan şimdi şuradan böl. Ya da yok, bunu bölmene bile gerek kalmadı. Çünkü neden? Şimdi de ABC üçgenine bak. Bak 2A kadar, 2A kadar. Burası 4S mi? Evet öğretmenim. Burası da 4S olacak. Burası S kadar zaten. Demek ki şuraya 3S kaldı. Mükemmel. Yolunda. Arkadaşlar bu arkadaş bizim paralel kenarın tam yarısı değil mi? Evet öğretmenim. 4, 4, 8S. Yarısı. O zaman tamamı kaç? 16S. Şimdi buradan nereye gideceğim? Arkadaşlar bana verilen AED. AED. AED ne kadar? 3S. 3S 15 verilmiş arkadaşlar. CM kare. İstiyorsan oran orantı yap. Ya da istersen şeyde 3S 15 ise bir tane S. 5 CM kare yapar. Hop, 16 tanesi de ne yapar arkadaşlar? Çarparsan 80 yapar. Konu tamamen kapanmıştır.
anlaştığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Harika. Şimdi arkadaşlar matematikleri bitirdim. Fizik için buraya linki koyarım. Buradan tıklayınca fizik sorularına zıplayabilirsiniz hemen buradan. Ama en güzeli de buradan söylediğim gibi arkadaşlar oynatma listesini açmanızı öneriyorum. Oynatma listesini açtığınızda oradan zaten hepsi sırasıyla çıkacaktır. TYT'ler, AYT'ler için de ayrıca oynatma listesi yaptığımı hatırlatırım tekrardan. Evet arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.